Hocam hoş geldiniz. Antibiyotik nedir? Antibiyotik mikroorganizmaların ürettiği başka mikroorganizmaların ölümüne ve üremesini engelleyen maddelerdir. Antibiyotik en sık kullandığımız ilaç gruplarındandır. Çocuklarda antibiyotik hangi hastalıklarda kullanılır? Antibiyotik hayata karşı demek ve bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan ilaç gruplarıdır. Vücutta bulunan tüm bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotikler kullanılabilir. Örnek olarak en sık kullandığımız üst solunum yolu enfeksiyonları, idrar yolu enfeksiyonları, yumuşak doku enfeksiyonları, orta kulak iltihabı, sinüzit, menenjit gibi enfeksiyonlarda kullanabiliriz. Antibiyotik hastalığın hangi aşamasında kullanılır? Antibiyotik dediğim gibi bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan bir ajandır. Ama bazen viral enfeksiyonlarda yanlış kullanımlar olabiliyor. Biz tüm bakteriyel enfeksiyonlarda antibiyotik kullanırız. Aşaması sorun değil ama ajanı tespit etmek gerekiyor. Normalde ajanı tespit için kültür antibiyogramı yapılabilir. Ama bazen kültür antibiyogramda tespit edilemeyen enfeksiyonlarda da kullanılabilir. Son dönemde tabii antibiyotik kullanımı bazen gereksiz kullanımlar olabildiği için bazı önlemler alınmıştır. Bunun için hızlı testler geliştirildi. Eğer bu hızlı testlerde pozitiflik veya klinik olarak bakteriyel enfeksiyonu ispatlayabiliyorsak antibiyotiği kullanabiliyoruz. Çocuk her hastalandığında antibiyotik kullanmak gerekir mi? Çocuk her hastalandığında antibiyotik kullanamayız. Çünkü antibiyotik bakteriyel enfeksiyonlarda kullanılan bir ajan. Viral enfeksiyonlarda ya da viral ajanlar vücudumuzdaki enfeksiyonu ortaya çıkarırsa bunlara hiçbir etkisi yok. Zaten son dönemde yanlış kullanımlar yüzünden antibiyotik direnci artmaktadır. Bunun için özellikle kış döneminde, sonbahar döneminde olan üst solunum yolu, gripal ve soğuk algınlığı hastalıklarında gereksiz antibiyotik kullanmamak gerekiyor. Ancak dediğim gibi ajanı tespit edilmişse, bir bakteriyel enfeksiyon tespit edilmişse antibiyotiği o zaman kullanmak gerekir. Çocuklarda antibiyotik kullanımının yan etkileri var mıdır? Antibiyotik kullanımının tabii ki yan etkileri ve zararları vardır. Gerektiğinde hayat kurtarıcı olabilir antibiyotikler. Ama gereksiz kullanımlarda birçok yan etkisi olduğu için çocuğa zarar verebilir. En sık olarak gördüğümüz yan etkilerden biri ishaldir. İshal genelde hafif seyirli ve kısa sürelidir. Ancak bazen kolit ve kanlı ishal şeklinde seyredebilir. Bu durumda da tedavisi zor olabilir. Bunun dışında vücudumuzda bulunan yararlı bakteriler bizim floramızı oluşturur. Antibiyotikler bu florayı bozarak yan etkiler yapabilir. Vücudumuzdaki flora bozulunca metabolik bozukluklara bağlı obezite, diyabet ve birçok hastalığa neden olabilir. Bunun dışında antibiyotik böbrek yetmezliğinin en sık nedenlerinden biridir. Gelişen böbrek yetmezliklerinin %20'sinden antibiyotik ilaçlar sorumludur ve ilaçlardan da en sık antibiyotikler sorumludur. Yine karaciğer yetmezliğinin en sık sebeplerinden biri ilaçlardır ve ilaçlardan en sık antibiyotiklerdir. Bunun dışında kemik iliği baskılanması, kansızlık, anemi ve gelişim geriliğine neden olabilir. Antibiyotik nasıl doğru kullanılır? Antibiyotik uygun bakteriye, uygun antibiyotik kullanılarak yapılabilir ve tedavi süresi, etkinliği önemlidir. Tedavi süresini kısa tutmak yanlış uygulamalardan biridir. Bunun dışında uygun ajanı kullanmak da önemlidir. Buna dar spektrumlu antibiyotikler kullanımı önemlidir.
Yani geniş spektrumlu antibiyotikleri genelde biz tercih etmiyoruz. Özellikle ajana uygun, o bakteriye uygun ajanı tercih ediyoruz. Ama bunun için bazen özel testler gerekebiliyor. Her enfeksiyonda antibiyotik kullanılmaz. Özellikle viral enfeksiyonlar, mantar enfeksiyonları, bunlarda antibiyotiğin hiçbir faydası yoktur. Bakteriyel enfeksiyonlarda daha çok biz antibiyotikleri tercih ediyoruz. Yanlış kullanımlara bağlı antibiyotik direnci oluşabiliyor. Bakteriler bu antibiyotiklere karşı direnç geliştiriyor. Direnç geliştirdikten sonra bakteriler bu antibiyotiklere etkisiz hale geliyor ve daha şiddetli, daha uzun süreli ve tekrarlayan enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Bunları önlemek için bazı önlemler alınabilir. Özellikle bu bakterilerin tespiti önemli. Bunlar için hızlı testler var. Bu hızlı testleri uygulayabiliriz. Bunun dışında kültür antibiyogramlar var. Onları kullanabiliriz. Reçetesiz antibiyotik satılmasına engel olabiliriz ki bakanlığımızın böyle bir uygulaması var. Bunun dışında kulaktan dolma antibiyotik kullanmalarını engellemeliyiz. Bu tarz kullanımlarda genelde antibiyotik kullanım süresi kısa tutulabiliyor. Kişinin şikayetleri geçtikten sonra antibiyotik kesilebiliyor. Bu da tekrarlayan enfeksiyonlara, dirençli enfeksiyonlara neden olabiliyor. Bu tüm toplumu ilgilendiren bir durum. Bunun önüne geçmek için hekim kontrolünde antibiyotik kullanması gerekir. Hocam teşekkür ederiz. Sorularınız için hanımlarbuyurun@semerkant.tv e-posta adresinden, hanımlarbuyurun Facebook sayfası ve hanımlarbuyurun Instagram hesabından bizlere ulaşabilirsiniz.